Esselamu aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Allah iyiliğinizi arttırsın. Şimdi ben geldim ama 3 tane bir arkadaş gelecekmiş yarın. Kim söyleyecek? Sen söyle bakayım. Recep Şaban Ramazan. Recep Şaban Ramazan. Alkışlayalım arkadaşımızı. Şimdi bu Recep Şaban Ramazan'ın çok samimi arkadaşlar. Bunların arkadaşların hikayesini anlatacağım ama öncelikle şu tablomuza bir bakalım. Burada ne yazıyormuş bakalım. Ben okuyayım. Ben okuma yazma biliyorum. Ama ben de biliyorum. Bırak sen okuyayım, olur mu? Manevi baharımız yazıyor bak burada. Yani manevi baharımız ne? Bak orada diyor ki Recep diyor, Şaban diyor, Ramazan diyor. Recep'e diyor ki Allah'ın ayı, Şaban'a diyor ki peygamberin ayı, Ramazan'a da diyor ki Kur'an ayı, ayrıca ümmetin ayı. Yani biz Müslümanların ayı. Peki bu üç ay neden mübarek biliyor musunuz? Çünkü Recep yeryüzü kuruldu kurulalı haram aylardan bir tanesidir. Ve bu anlamda Ramazan'da da Kur'an nazil olmuştur. İçinde de birbirinden güzel geceler var. Recep ayının içerisinde hemen önümüzdeki hafta Perşembe günü, yani Cuma akşamı diyoruz. O gün Regaib Kandili. Ondan sonra Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili. Ondan sonra Şaban ayı geliyor. Şaban ayının tam ortasında, yani 15. günü ne var? Berat gecesi var. Sonra Ramazan geliyor. Ramazan'ın da sonunda, son 10 gününde aradığımız bir gece var. Bu geceyle alakalı bir de sure var hatta. Bu geceye giren kim var? Kadir gecesi. Alkışlayalım arkadaşımızı. Evet. Bir de ki Kadir gecesi bin aydan ayrıldı dediği o Kadir gecesini sonra yine sizlere anlatırız başka bir zaman. Tamam mı? İşte bu üç tane mübarek ayın bize gelmesi demek şu demek. Kendimizi Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün istediği gibi bir kul olmak noktasında fırsatımız. Daha çok sevap kazanmak için fırsatımız. Cennete götüren aylar olduğu için mesela namaz kılmıyorsak namaz kılmaya başlıyoruz. Bir kılıyorsak iki kılıyoruz. Oruç tutuyoruz. Siz oruç tutuyor musunuz? Bakın şimdi ben size bir oruç söyleyeceğim. Tekne orucu tuttunuz mu siz? Sizin yaşınız küçük ya. 10 yaşından küçük olan çocuklar öncelikle tekne orucuyla başlarlar. Niye? Çünkü kendileri alışabilmeleri için. Sizin için tekne orucu nasıl tutuluyor? Tekne orucu küçük çocuklar için, oruca alışmaları için onlara sahurda yemek yiyorsunuz, öğlene kadar bir şey yemiyorsunuz. Öğlene kadar. Ama öğlenleyin bir şey yemiyorsunuz. Sonra akşama kadar bir şey yemiyorsunuz. Ama büyükler nasıl tutuyor? Büyükler sahurda yiyor, bir daha yemiyor. Ta akşama kadar. Size torpil var. Öğlenleyin bir yemek yiyebiliyorsunuz. Böylece siz ne yapmış olacaksınız? Yarım yarım. Böylece tüm bir oruç tutmuş olacaksınız. Böylece vücudunuz alışacak, siz alışacaksınız. Daha sonra büyüklerin orucunu da tutacaksınız böylece. Anlaştık mı? Mesela okul zamanı tutamayabilirsiniz, tatil zamanlarında da tutabilirsiniz. Ama Recep ayında mutlaka en az bir tane, iki tane oruç tutun, tamam mı? Tamam. Peygamberimizin adını bilen var mı? Ne adı? Duyamadım ben. Hazreti Muhammed Mustafa dedi arkadaşımız, alkışlayalım. Peki. Hazreti Muhammed dediğimiz zaman biz ne yapacaktık? Selamat getirecektik değil mi? Ne diyeceğiz sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam gibi bir hemen salavat getireceğiz. Öyle değil mi? Delikanlı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın adını andı arkadaşımız. Hazreti Muhammed dedi biz ne diyeceğiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyecekmişiz? Peygamberimize dua edeceğiz ki peygamberimiz de bize dua etsin. Evet. İşte bizim peygamberimiz Recep ayında, bu Allah'ın ayı olan Recep ayında çok oruç tutarmış. Şaban ayında çok fazla tutmazmış, Ramazan'ın tamamını tutarmış. Onun için de biz de ne yapacağız? Recep ayında elimizden geldiğince birkaç tane tutalım, yarım yarım, tamam mı? Ondan sonra Şaban'da da bir iki tane tutalım ama Ramazan'da da tüm oruç tutmaya da çalışalım, tamam mı? Böylece Allah bizi daha çok sever, değil mi? Biz
Rabbimizin emrini tuttuğumuz için, onun rızası için, onu sevindirdiğimiz için o da bize cennetini verir. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Şimdi bakınız, bu bahar mevsimine girdik ya, yarından itibaren. Şimdi ne yapabiliriz? Burada asılmış bak, camileri ziyaret edebiliriz ki ettiniz. Ara ara camilere gideceğiz. Şimdi önümüzdeki perşembe, yani cuma akşamı regaib kandilidir dedik değil mi? Regaib kandilinde ne yapıyorsunuz? Anneniz babanıza diyorsunuz ki bizim camide program varmış. Kolmar Milli Görüş Camisi'nde. Oraya gidelim, orada program var. İlahilerle çok güzel bir program, kadir programı varmış. Hem de ikramlar da varmış. Gidelim diyeceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. İşte cami ziyareti yapacağız. Dualar edeceğiz. Oruç tutacağız. Kur'an okuyacağız. Cemaatle namaz kılacağız. Biraz evvel cemaatle namaz kıldık değil mi? Ne güzel. Aynı işte bunları devam edeceğiz. Tesbih çekeceğiz ama tesbihi bazıları gördüm ben şöyle sallıyor. Böyle değil. Tesbih, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Yani Allah'ın güzel isimlerini zikrederek Allah'ı tesbih ediyorum. Allah en büyüktür. Allah en çok övülecek olan varlıktır diyerek bu tür tesbihatlar çekeceğiz. Anlaştık mı? Ama bir de ikramlar yapmak. Birbirimize ikramlar yapmak da bu ayda çok sevap. Onun için sadaka da vermek çok sevaptır. Mesela şimdi bugün itibariyle yaptığımız şu ibadet, bak şu da bir ibadet. Bundan bir sevap kazanıyorsanız yarından itibaren Allah bunu 10'la çarpıyor. 10 katını veriyor. Yani yarın yapsaydık biz bunu 10 katı sevap kazanacaktık. Şaban ayında 100'le çarpılıyor. Ramazan ayında 1000'le çarpılıyor. Ramazanın son 10 gününde eğer biz Kadir Gecesi'nde bulabilirsek 1'e 100.000 sevap verecek Allah bize. Böyle sevapları kazanmak gerekmez mi? Elbette gerekir. Onun için de biz kendimizi o zaman Recep ayında oruca yavaş yavaş alıştırıyoruz. Anlaştık mı? Ama Şaban ayında az daha ilerletiyoruz. Ramazan'da da bu sene her biriniz en az şöyle 4 tane oruç tutmanızı istiyorum. Tamam mı? Bak biz 30 tane tutacağız. Siz 4 tane tutacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Böylece sizler de önümüzdeki yıla diyeceksiniz ki ben bu sene 8 tane oruç tutacağım. Öteki yıl diyeceksiniz ki 15 tane tutacağım. Öteki yılda tamamını tutarsınız. Anlaştık mı? Evet. Peki şimdi o zaman ben size hikayemi anlatayım mı? Şöyle bir sessiz olun. Ben de şöyle oturayım. Az belim ağrıdı. Size böylece oturarak anlatmış olayım. Hazır mıyız hikayemize? Çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Var yoktan çokmuş. Bir köy varmış ama yolları yokuşmuş. Ama çocukların çok hoşuna gidiyormuş. Çünkü yokuşlarda yuvarlanmak onlar için bir eğlence, bir oyunmuş. Hele hele kar yağdığı zaman kızaklara binerler. O yokuşlardan aşağı böyle kayarak böyle aşağı inerler. Çok da sevinirlermiş. Sevinç duyarlarmış. Ve o köyün kırlarında rengarenk çiçekler varmış. Köylüler tarlalara tohum saçarmış. Sonra hasadını yapar. Onlardan hem yer hem de insanlara dağıtırlarmış. Ve bu köylüde, köylülerin içerisinde dedeler varmış, nineler varmış. Ve onlar el açıp hep insanlığın güzelliği için, iyiliği için dua ediyorlarmış. Bütün köylü yiyeceklerini topraktan çıkarıyor ve toprakla çok güzel geçiniyorlarmış. İşte bu güzel köyde 3 tane arkadaş varmış. Birinin adı Recep, öbürünün adı Şaban, öbürünün adı Ramazan. Bu 3 arkadaş öyle güzel anlaşıyorlarmış ki okulda beraberlermiş. Eve geliyorlar, her gün birisinin evinde toplanıyor, ödevlerini beraber yapıyorlarmış. Sonra beraberce oyun oynamaya beraberce gidiyorlarmış. Yani yemeleri, içmeleri bir olan derler ya, öyle birileriymiş. Nitekim köyün her tarafı yokuşmuş ya, böyle düz alan yokmuş, harmanlık bir yer düzeltmişler. O harmanlık yere toplarını alıp orada gidip top oynarlarmış. Ne zaman oraya doğru giderlerse Gazi Dede diye bir dede onlara selam verirlermiş, Gazi dedelerine. O da selamını alırmış. Siz selam vermeyi ve almayı biliyor musunuz?
Hani bence de biliyorsunuz programımızın başında ne yaptık, size selam verdim, ben size selam aldınız. Onlar da öyle selam verirlermiş. Selamünaleyküm Gazi Dede derlermiş. Gazi Dede ve aleykümselam 3 aylar dermiş. Ama 3 aylar deyince anlam veremezmiş. Yani acaba niye böyle diyor? Çünkü işlerinden bir tanesi de kendi torunuymuş. Ramazan onun torunuymuş. Niye bizim adımızı söylemiyor Ramazan diye arkadaşlara söyleyince o da ben de bilmiyorum diyormuş. Allah Allah. Ya bunu nasıl öğrenebiliriz diye bu soru böyle akıllarında durmadan dönüyormuş. Kime soralım? Ya Gazi dedemize sorarsak acaba üzülür mü? Biz bilmiyoruz veya bize kızar mı? Böyle bir tedirginlik olmuş. Halbuki gerek var mı böyle bir şeye? Bilmiyorsak annemize, babamıza, bilmiyorsak öğretmenimize sorabiliriz. Sormak ayıp değil, sadece müsaade istemesini bilmek lazım. Yerimizde konuşmak doğru değil, elimizi kaldırırız, müsaade isteriz. Veya annemiz babamız konuşuyorsa konuşması biter, ondan sonra söz alırız. Anneciğim, babacığım bir şey söyleyebilir miyim deyip öyle girmek lazım söze. Ama düşününüz ki ben şu anda konuşuyorum, bazı arkadaşlarınız bak ne yapıyorlar, konuşuyorlar. Şemsettin'le Hayrettin konuşuyor burada, bak ben görüyorum. Evet, şimdi ne yaptılar? Çok ayıp ettiler. Neden? Çünkü bir büyük konuşurken küçüklerin konuşması doğru değil. Ve onlar da işte bu edebi sağlamak için Gazi Dede'ye sormamışlar. Neden bize 3 aylar diyor diye. Ama akıllarını da meşgul ediyormuş. Ve nitekim top oynadığı zaman da bir bakıyorlarmış ki Gazi Dedeleri bir meyve tabağı getirmiş. O mevsimin meyve tabağıyla alın bakayım diyormuş, 3 aylar yiyin bakayım diyorlarmış. 3 aylar deyince yiyorlarmış ama o 3 ay sorusu hep aklında kalıyormuş. Bu 3 ay ne ya? Niye bize 3 ay diyor? Niye ismimizi Recep, Şaban, Ramazan demiyor da bize 3 aylar deyip adeta bu soruyu hatırladıkça çok düşünüyorlarmış ama cevabı bulamıyorlarmış. Birden aklına Şaban ninesi Pamuk nine aklına gelmiş. Demiş ki benim Pamuk ninem çok zeki, çok da kitap okur. Ona soralım, o bilir demişler ama bir soru daha akıllarına gelmiş. O da ne? Senin ninenin adı niye Pamuk nine demişler. Hayda! Soru birdi iki oldu. Ya demişler hakikaten neden acaba? Şimdi bunu da birisine soramayız. Bir düşünelim demiş. Pamuk nasıl yumuşaktır? Pamuk nasıl beyazdır? Buradan yola çıkarak demişler ki ya ninenin huyları nasıl diye sormuşlar Şaban'a. Şaban demiş ki benim ninem demiş çok kibar, çok nazik, kimsenin kalbini kırmaz. Çok böyle narin, ince, ruhlu birisi. Bir de çok önemli bir özelliği de başörtüsü bembeyazdır, elbiseleri tertemizdir, böyle apacık tertemiz giyinir. Ondan dolayı ona Pamuk nine diyorlar, olsa gerek dediler ve bir sorunun cevabını kendi kendilerine düşününce buldular. Ama halen şu 3 aylar, hoş geldin 3 aylar güle güle hikayesinde geçen bu 3 aylar ifadesini anlayamamışlar ve nitekim ninenin evinin yolunu tutmuşlar. Tam evine vardıklarında birden kedi onları karşılamış. Kedi onlara hoş geldin demiş. Nasıl demiş biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim, ben kedice biliyorum. Demiş. Hoş geldiniz ya. Ama onlar anlamamışlar kedice. Kedice anlamayınca da bir şey dememişler. Sonra kapıyı çalmışlar. Kapıyı çalmışlar deyince hırsızlık yapmışlar değil ha. Yani kapıyı çalmak. Yani evde misiniz? Müsaadeniz var mı? Girebilir miyim? Diye. Mesela siz bir başkasının evine gireceğiniz zaman pat diye giriyor musunuz eve? Girilmez değil mi? Tabii. Mümin nazik insandır. Müsaade istemeden girmez. Onun için de kapıyı Peygamberimiz şöyle çalarmış. Bakınız. Kapıyı önce çalarmış. Selamünaleyküm. Ben Allah'ın Resulü Muhammed dermiş. İçeriden ses gelinceye kadar beklermiş. İçeriden ses gelinceye kadar ne yaparmış? Beklermiş. Ses geldi. Bir daha çalarmış. Selamünaleyküm. Ben Yaşar Hoca mesela. Ben diyeyim tekrardan. Benim sesli değil. Yine ses yok. Bir daha kapıyı çalarmış. Selamünaleyküm. Ben Yaşar Hoca. Cevap verilmedi. Ne yapmam lazım? Demek ki müsait değillermiş. Müsait olsalardı kapıyı açarlardı. Veya evde değiller. Açamazlar zaten.
o zaman ben giderim. Gerçi bugün günümüzde telefon var değil mi? Telefonla alo, müsaitseniz bu akşam size geleceğiz diye büyüklerimiz arar değil mi? Ve müsaitlerse gidersiniz. Bugün gitmek daha kolay misafir diye. Neden? Telefon gibi bir şey var. Evine kadar gitmeden onun müsait olup olmadığını öğrenebiliyoruz. Çünkü neden böyle yapıyoruz biliyor musunuz? Bir, evi müsait olmayabilir, dağınık olabilir, misafirini ağırlayacak yiyecekleri olmayabilir, moralleri bozuk olabilir, hasta olabilirler değil mi? Hasta olan bir insan misafir kabul edemeyebilir. Onlar bizi kabul etmediği zaman da biz üzülmeyiz. Çünkü demek ki müsait değillermiş deyip gideriz. İşte bizim Recep, Şaban, Ramazan geldiler, kapıyı çaldılar. Selamünaleyküm Pamuk Nine dediler. İçeriden hemen "Vaaleykümselam yavrucuklarım" dedi. "Hoş geldiniz" dedi ve hemen orada bir sedir var. Sedire oturuverdi. "Oturun bakayım bu sedire" dedi. Sedir de eski zamandaki koltuklar diyelim yani. Böyle ona oturtturdu. Üzerinde minder var. Oturdu. Onlara bakınca böyle diyelim ki Recep, Şaban, Ramazan bu arkadaşlar olsun. Gülümseyiverdi. Gülümseyince onlar dediler ki "Nineciğim neden güldün?" Nine gülünce, nine güldü ya. Gülünce "Neye güldü?" diye merak ettiler. "Nineciğim neye güldün?" Dedi ki "Sizi" dedi "üçünüzü bir arada görünce Recep, Şaban, Ramazan ya 3 aylar aklıma geldi." "Nasıl yani?" dedi. "E" dedi "Recep, Şaban, Ramazan'a 3 aylar" dedi. "Bu mübarek bir aydır. Bu ayda bolca oruç tutulur, ibadetler yapılır, Kur'anlar okunur, tesbihatlar çekilir, iyilikler yapılır. Hatalar düzeltilir, tövbeler edilir. Anne ve babaya daha çok iyilikler yapılır. Evdeki işler daha çok yardımcı olunur. Vesaire vesaire." Öyle deyince sorunun cevabını aldılar. Fakat akıllarında bir soru daha vardı. O da şu, yani Gazi dedenin adı Gazi dede olmadığı halde niye ona Gazi dede deniyor? Çünkü adı Ramazan'mış aslında. Zaten torununa adını vermişler Ramazan diye. Nitekim dediler ki "Nineciğim bir sorumuz var, sorabilir miyiz?" "Sor" dediler. Dedi ki "Neden Ramazan dedemin adı Ramazan olduğu halde ona Gazi dede diyorlar?" Dedi ki "Evlatlarım Pamuk Nine, o Çanakkale Savaşı'na katılmış, Çanakkale Savaşı'nda Gazi olarak ölmediği için Gazi derler ölmeyene. Ölene ne denir? Şehit denir. İşte ölmeden geldiği için, Gazi olduğu için kazandığı bir ünvandır onun. Onun için ona Gazi dede derler" demiş. O gün Recep, Şaban, Ramazan isimlerinin ne kadar güzel olduğunu, gazilik ünvanını, Pamuk Nine'nin pamuk lakabının ne anlama geldiğini öğrenmişler. Sizler de öğrendiniz mi? Ne anladık? 3 aylar demek ki güzel aylarmış. Bu ayları değerlendirecekmişiz. Anlaştık mı? Şimdi sizinle beraber o zaman bir ilahi okuyalım. Sonra da ilahide de güzel böyle durursanız inşallah sizlere hediyelerimiz var. Sizlere bakınız böyle dua vereceğiz birer tane. Bu dualar, duaları hem okuyun hem annenize, babanıza, arkadaşlarınıza bakınız. Bu 3 aylar duası. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı Recep ayının birinden itibaren başlar yaparmış. Ki siz bugün akşam namazından itibaren yapın. 3 aylara girdik şükür, gece gündüz bol tefekkür. Yapmalıyız hep tezekkür, fazilet var 3 aylarda. Fazilet var. Yeah.
Harikasınız. Üç aylarınız kutlu olsun. Evet.